konuştuklarımıza istinaden sizden biraz anlayış istiyorum. Ya nedir ki anlayış, veririz ya. Yanında bir şey yok da. Eda Hanım, ben bu şartlarda sizin dükkanı alamayacağım yani. Neden? Ya ben ne yapayım eczaneye sana yapıştıramadıktan sonra ya? Yani parayı, para yapıştırmak, sektörel bir deyim, canlıyı indirmek gibi. Gerçi bu ikinci daha müstehcen geldi bana. Neyi indiriyorsun, nasıl indiriyorsun? Yani ben dürüst olursam bir sorun olmaz diye düşünmüştüm. Ya bırak Allah aşkına, Metin sevgilim diyorsun, bir de Emrah var, stepne gibi. O ne biçim laf be? Ya neyini anlamadın ya? Metin patlarsa adamı çıkartıp bagajdan kullanacaksın. Senin bir tane potansiyel, bir tane kinetik sevgilin var. Aba! Sürtünmesiz ortamda sevgilinin korunumu kanunu bu. Ya memur zihniyetini gönül ilişkilerinde kullanan sağlamcı bir kadın. Vallahi ilk defa görüyorum. Tehlike sezdim. Ben bu adamların birinden kurtulsam öteki kesin çöreklerinin üzerine. Salih Bey, anlaştığımızı düşünüyordum. Ya bırak Allah'ını seversen. Ben hümanist bir insanım. Kadınlar arasında asla yaş, sınıf, yöre farkı gözetmem. Hepsine o gözle bakarım. Bir sezon daha gitseydi seks devrimini ben yapacaktım. Madem size o gözle bakamayacağım, o halde benim değerli vaktimi almayın Eda Hanım. Eda Hanım? Eda Hanım? Eda Hanım? Nereye gitti la bu kara? Allah. Lan arkadaş, şimdi tam bunun üzerinden geçerken tazikle roga kapağı fırlasa, Eda Hanım da havaya uçsa acaba nereye düşer? Nereye düşer, nereye düşer? Ya bunu tahmin edebilmek çok zor ya. Nereye gitti bu kadın ya? Ha var! Vallahi içeriden geldi ses. Lan bunların hepsi buraya mı düşüyordu acaba ya? Ha var! Ya Allah'ım, ne kadar dikkatsiz insanlar var ya. İnsan yürürken önüne bakmaz mı? Bunları eve sokuyor. Şimdi bu iş benden mi bilinmemeli? Düşün Salih, düşün. Nasıl bu işten yırtarsın, düşün. Düşün ya.